İkinci konumuza girelim. Gelinlerimden Damla ile kayınvalidesi Rabia Hanım arasında ev krizi patlak vermiş. Bakalım ne olmuş, izleyelim. Benim oturduğum evin tapusu bende yok kızlar. Kimde? Nasıl yok? Kimde? Bildiğin yok, vermedi tapuyu. Kimde şu an kayınbabamın üstüne. Aa. Ama diğer oğluna dayalı döşeli ev hazırladı ya. Ha. Onun tapusunu daha evlenmeden verdi zaten. Aa. Her şeyini aldım, sıfırdan eşya döşedim, dört dörtlük, iki yıldır kiraya da vermedim, öyle bekliyorum. Benim kayınvalidemin eski oturduğu daire. Aa. Beğenmeyip de çıktığı daire. Aa. Beğenmediği daireyi beni oturttu yani orada. Yeniye kendisi geçiyor. Evet, yeni eskiyi mi veriyor? Sen de bunu kabul ediyorsun. Şimdi vermek istemiyorum. Belki ileride bana iyi davranırsa, daha iyi davranırsa, daha iyi güzel olur. Gelinin niye yırtılıyor adamı? Bir saniye. Alacağın ana gelinin üstüne veriyor ya oğlunu. O kavun mu? Onu nereden ben biliyor? Ben onu soracaktım. Nereden biliyor? Onu neden veriyorsun? Daha hiç tanımadın. Bir gelin alıyorsun da oğluya tapuya veriyorsun. 8 senedir tanıdığın gelini oğlun da vermiyorsun. Ya köyümün kayası mısınız? Ona vereyim de ona da vermiyor. Seni eski eve atması, sana tapu vermemesi. Vallahi sen böyle karampöle bedavaya gitmişim. Ben Menderes'e taşındım. Onu tamam. Duruyor tutudum. Tamam. Ona öyle gerekiyordu. Olabilir. Ben sığmıyordum. Gelin yeni dedim. Ona yeter dedim. Evet. Tek yoluma da 3+1 dayadım döşedim. Gelin ayrımı yapıyorsun. Bu gelin sana ne yapsa haktır. Sen buna Amerikan mutfaklı evi bırakıp öbür yeni alacağın gelini 3+1 ev alamazsın. Ama yarın sana gelin kapıyı açmayacak. Kapıyı açmazsa evin anahtarını aldığım gibi evet. Doğru kiraya gider. 20 milyara kiraya veriyor. O zaman da görüşürüz. Ömrünce oğlundan, torunlarından mahrum kalırsın. Hep eğlendirirsin, şu an çok eğlendirmemişsin söylediklerinle. Songül teyze çok doğru söylemiş. Gelin ayrımı yapıyorsun kendisine demiş. Kendisine söylesin Songül teyze. Adaletsizlik, adaletsizlik. Neden öyle yaptın? O zaman neyle gerekiyordu? Ama mesela sen size ne demişsin ya, aslında bu sorgulanacak bir şey. İki tane gelin var, tamam. Birine öyle de buna yok. Niye böyle? Bu biri yok, daha eski yok. Yani. O zaman neyle gerekiyordu? He? Canım el istedi, öyle gerekiyordu. Ama vardır onun kafanda bir sebebi. Daha gelin ortada yokken yani diğerine daha güzelini yaparken... Daire hazır ya, dayadım döşedim yani. Vallahi Rabia şaştım kaldım. Ortada kız yok, oğlunun dayalı döşeli evi var değil mi? Ama hani 3+1'e tadilat yapmışsın. Bir evet. Sebebi var mı ya? Damla'ya özel bir şey mi bu yaptın? Damla'ya mı sinirlendin? Yok, sinirlemedim. Ama ona kız... da gelir gelmez işte daireye tuttuğum. Beğenmediğin gitti. Daireyi oturtmuş. Yani daire. Ama sana göre kira ödememesi zaten orada evet. Ücretsiz zaten oturması avantaj. Senin evet, için avantaj. Yeterli diyorsun. Aynen. Ama Damla öyle düşünmüyor. Bedavaya gitmişim diyor. Vallahi gelen gideni aratır Nursel Hanım. Daha olmayan gelinden bahsediyor aday ya. Aday da yok. Yani aday bile yok. Az önce konuştuğumuz çocuk değil mi bu? Vardır, orası ayrı. Evet, evet. Göreceğiz yeni gelini. Aday da yok ama... O oğlum diyor, başka bir şey demiyor. Bir de en büyük oğlum benim. Evet, o oğlundan başka bir evlat tanımıyor. Ona 3+1 ev alacağım. Eşyaları nasıl isterse öyle alacağım. Aldım. Niçin dedim küçük mu? Dayalı döşeli. Tabii 0 en beğenleri. Ne yapacaksın abla? Atacağım dedi bana. O zaman kendi yeniden alacağım dedi. Onu yeniden alırım. Tek konuşun lütfen. Arkadaşlar, Rabia abla bir oğlunu daha... Ne bileyim, seviyor musun? Çok çirkin olur ama daha mı çok tutuyorsun? Ya, hani daha mı değer veriyorsun? Tutmuyorum demeyeyim de o zaman ilk gelin ya. İlk olan, ilk gelin, ilk düğün bir anlamadım. Şimdi anladım. Sonra daha... Ama daha... mesela şu anda o ev hazır, dayalı, döşeli. Boşta duruyormuş. İki evet. Yılı çürüyor yani. Yok, Damla da 8 yıllık gelinin daha büyük bir eve geçmeyi artık hak etmedi mi? Hani onun o da evde her hazır şey var. Ya. Onun da her şeyi var. Ben yaptım ama her şeyi. Kaynama gelince o kesenin ağzını bolca açıyorsun da bize gelince ne oluyor? Kesede para mı kalmıyor? Allah Allah. Ev küçükmüş yani. Bir eşyaları aldın Nursel Hanım. Sığamıyormuş. Orada hazır ya ev. Ya tamam yeter artık. Ben böyle istiyorum. Böyle yaptım. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi Rabia abla burada böyle numaradan saf gibi davranıyor ama çok akıllı bir kadın. O evi sana vermezler. Ay daha ortada neyse. Gelin yokken ev tutup böyle dayayıp döşemek size nasıl geldi kulağınıza? Mantıksız.
Bizi çok yanlış. Gelin o ben... eşyalar eskiyor. Gelin beğenmeyecek. Gelin beğenmez. Nurçel Hanım, gelin onları beğenmezse onları bana verir. Yeni geline yenilerini alır. Yapar mısın öyle? Olabilir. Ben de kabul etme. Tabii ki, ne münasebet. Nasıl kabul etmeyecek Tuğba? Ne yapacak? Niye edeyim ya? Benim kendi eşyalarım var. Şu an ne yapabiliyor? O ev boş duruyor. O da doğru. Doğru yapamaz. Şu an ne yapabiliyor Damla? Hiçbir şey yapamıyorsun. Peki bunu kocanla konuşuyor musun Damla? Neden diye soruyor musun? Soruyorum. O ne diyor? Tepki vermiyor. Annem yapıyorsa doğrudur diyor. O da kızıyor mu yani annesine? Hiç konuşmak istemiyor bu konuyu. Annem yapıyorsa doğrudur diyor. Yani mesela Rabia abla, kızıyorsun sorunca ama 30 yaşında bu çocuk. Diyelim ki 40'a kadar evlenmedi, aşık olmadı. Evet. 10 yıl o ev öyle mi duracak? O zaman zaman çok uzun ya senin dediğin zaman. Evet. O zaman devir döner zaman başka mesela bir zaman olur. Kafanda plan ne? 2 yıl geçmiş ya. O plan bende kalsın. 2 yılda bir yeniler eşyaları. Aynen. Ne? Boş evi. Yeniler o. Sen Zurnacı Muharrem'in gelinisin. Birazcık kıymet bil Damla. Çok doğru söylüyorsun. Ev senin, mal senin, mülk evet. Senin. İstediğime verin, istemedim. Ama bu bizim iç sesimiz. Muhtemelen bu oğlun da, bu gelinin de bunu düşünüyor. Neden acaba bana vermedi bu evi diye düşünüyordur. Biz onu sorguluyoruz. Tamam, sonra ileride düşünürüm onları. Sen oğlun bu yıl mı evlensin istiyorsun? Yani hemen bir an önce evlensin evet, mi istiyorsun? Evet, bu sene evlensin, yazın evlensin, bahar evlensin, kız evlensin. İstiyorum, bekliyorum. Acelen ne? Neden? Ya 30 yaşında ya, daha ne olacak? 30. Yok. Akışa mı bıraksanız? Kader zamanı diye geldi. Bir şey var, nasip diye de bir şey var. Neyse, gelin adayları duydu seni. Şimdi sana gelin adayı yağar gibi geldi bana. Dayalı döşeli 3+1 evimiz var. Araba var. Eşyalı. Araba var. Para araba var. Rabia abla seç beğen yani. Aynen. Akıllı olan beni arar. Bak bir şey diyeceğim. Kız her yerde dışarıda var. Sen burada ne olursun yemeklerine odaklan. Tamam. Kız arama, tamam? Tamam. Anlaştık. Teşekkür ederim. Zor olacak. Hadi son tadımımız Songül Sultanım'la.